Arkadaşlar bugün buraya çok güzel bir parkur hazırladık ve yanımda Salih var. Kravnex hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Kravnex burada ne yapacağımızı merak ediyorsundur eminim. Aslında çok merak etmiyorum ya. Çağırdın geldik. Yani şimdi buraya ben çok güzel bilgiler hazırladım. Burada devasa bir alan var. Bu devasa alanda ben sana burayı gezdireceğim ve gezdikçe bilgiler öğreneceksin Kravnex. Evet, bugün o gün mü? Bugün o gün. Bir dakika. Videoya devam etmeden önce size Opera GX'ten bahsetmek istiyorum. Öncelikle bilgisayarınız yavaşsa RAM ayarlama ile artık eskisi gibi arkada açık kalan tarayıcı bilgisayarınızı 80'lerden kalma traktör gibi çalıştırmayacak. İstediğiniz kadar RAM verip ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu da optimizasyon sağlıyor. Ayrıca optimizasyonu yaptıktan sonra çok güzel animasyonu arka planlarda ekleyebilirsiniz. Hatta ben Minecraft temalı bir mod indirerek Opera'yı neredeyse Minecraft gibi yapabiliyorum. Örnek olarak bir şey yazarken böyle sesler çıkıyor. Arka planda ise böyle bir müzik çalıyor. İsterseniz müziği de açıp kapayabilirsiniz tabii ki. Tekniği açıp kaparken de böyle sesler gelebiliyor. Ek olarak benim gibi güzel Minecraft temalı arka planlarda indirebiliyorsunuz. Ayrıca bütün temayı değiştiriyor. Tilki temasıyla olması gerçekten çok hoş. Bunun gibi tonla modun hepsi Opera GX mağazasında. Ayrıca hızla soldaki panelden ChatGPT'ye sorular sorabiliyorsunuz. Ancak önce kayıt olmanız gerekiyor. Bu şekilde yapay zeka istediğiniz soruyu sorup saniyeler içerisinde direkt olarak cevaplarınızı alabilirsiniz. Sadece bunlarla da kalmayıp sağ üstteki panelden hızlıca arka plandaki temayı, modları ayarlayabiliyorsunuz. VPN özelliği direkt Opera ile geldiği için ekstra indirmenize bile gerek kalmıyor. Ama önceki ayarlarım duruyor. Aktarmak çok üşendirici diyorsanız istediğiniz tarayıcı ayarlarını direkt Opera'ya aktarabiliyorsunuz. Eğer siz Opera'yı ücretsiz indirmek istiyorsanız linki açıklamada veya sabitlenmiş yorumda. Opera'ya bu video sponsor olduğu için teşekkür ederim. Hadi videoya devam edelim. Şimdi ilk sağımızdaki yerle başlayalım. Tabii senin sağındaki yer. Şimdi burada sence ne olabilir? Yani neden ben bunları böyle koymuşum? Çok basit. Burada gitgide kırılıyorsa bu üçünü birleştirince bu kaset mi çıkıyor? Hayır. Şimdi bak burada fark ettiğin üzere bir redstone sistemi var. Düzenekler var yani. Ve fark ettiğin üzere bu bayağı uzun. Yani normal meşale 8 bloğa kadar gidiyor. Bu yaklaşık kaç blok? Burada yazıyor hatta 15 tane redstone gücü veriyor. Yani buradaki aslında müzik diskleri inanılmaz güçlü. Bu yeni gelen müzik diskiydi değil mi? Evet, bu Warden'la alakalı. Ve 15 gerçekten çok fazla. Yani normal bir meşalenin 2 katı neredeyse. Yani aslında bu nasıl kullanılabilir? Mesela diyelim ki ben buraya gizli bir yer yaptım. Sadece o diski koyup açılıyor. Yani aslında bir ev için bir anahtar yapmış oluyorsun yani. Çok mantıklı değil mi? Çok mantıklıymış. Acayip gizli gadget yapılır bununla. Kullanırım ben bunu survival serimde. Yani buraya bir kutu koydun. Oraya diski koydun ve kapı açıldı ve başka hiçbir şey o kapıyı açamayacak. Yani arkadaşlar bunu siz de kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu bilgiyi beğendin mi peki Kranix? Beğendim. Bunu ben %100 kullanırım. Gerçekten yararlı bir bilgi bu. Tamam, gayet güzel. Şimdi burada sonraki bilgimiz var. Böyle bir sağa bir sol gidelim çünkü alan gerçekten çok büyük. Yani burada bir sürü bilgi var. Şimdi burada bir komut yazıyor ve üzerinde de bir şeyler var. Bunlar ne sence Kranix? Bu komutları girdiğimizde bu itemler mi geliyor yoksa? Bu itemleri kafana giyiyorsun. Kafama kayış mı geçireceğim? Bir dakika, ben hayır ben kafes kuşu değilim. Ben özgür bir kuşum, hayır, tamam mı? Hayır, giyeceğim bir şey. Kaçıyor benden. Şimdi arkadaşlar burada hemen komodu giriyorum. Şimdi diyelim ki ben komodu yazdım buraya. En başta kayışı giyiyorum ve nasıl oğlum? Oha, gözlük gibi duruyor. Sanki tek gözlük takmışsın gibi. Ya bu Monopoly'deki karakter vardı ya, şu an ona benziyorum. Harbiden. Bu eşya direkt olarak buraya geliyor ve çıkarıp buradan herhangi bir şey giyebiliyorum. Mesela şuradan dürbünü giyip yani kafamın ortasında unicorn gibi olabiliyorum böyle. O bir dakika, Kranix sen de kafam asılot olmuşsun, bu ne böyle? Sıkıştı, kafam sıkıştı. Çek şunu, şunu çek, şunu çek. Çünkü dadam sıkıştı. İyi misin? İyiyim sanırım ya, alıştım. Tamam, girince alışıyorsun. Ya burada çok güzel şeyler var ve buradaki paratoner de gerçekten çok iyi. Hemen onu da giyiyorum ve şuna bak. O telsiz. Telsiz gibi, kulaklık gibi bir şey oluyor böyle. Bir şey diyeyim, yakıştı sana. Evet ve benim rengime de uyumlu oldu gerçekten. Ve arkadaşlar gerçekten buradaki her bloğu kafanıza giyebiliyorsunuz. Yani deneyebileceğiniz sınırsız şey var ve hepsi için farklı farklı şeyler de mevcut. Yani bunu denemesini size bırakıyorum. Zaten komut burada yazıyor. Bu soru işareti yerine istediğiniz şey yazacaksınız sadece. Bence gayet güzel oldu Kravlex. Ne diyorsun? Bayağı güzel. Tamam, şimdi sonrakine geçelim. Şimdi Kravlex, burada sence ne anlatılmak istenmiş? Bak bakalım. 70 yıllık arbalet mi? O dedemin arbaleti. Değil. Şimdi ben şunu bir alayım. Bunda hızlı çekiş 6 var. Yani normalde çok hızlı değil mi? Çekilmiyor bu. Evet. Bunun çekilmesi Kravlex tam tamına 70 yıl sürüyor. Oha, ben kuşlar o kadar yaşamıyor abi. Benim ömrüm yetmez al. Ya şimdi bunu bana yani sorular gelecek. Bekledim mi, denedim mi falan filan diye. Denemedim. Bunun matematik hesaplaması 70 yıl çıkıyor. Daha fazla bile olabilir. Yani aslında hızlı çekişin fazla olması gerçekten iyi bir şey değil yani. Bir dakika, ne yapıyorsun? Kranix. Anlamaya çalışıyorum şu an, ne yapmaya çalıştığını. Bir dakika.
Abone olmayı unutmayın mı? Yani 70 yıl geçene kadar bir abone olursunuz herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar evet, şu an abone olursanız gerçekten çok mükemmel olur. Ayrıca videoyu beğenirseniz bildirimleri açarsanız da gerçekten çok iyi olur. Şimdi tamam, bunları atıyorum ve sonrakine bakalım. Burada sadece bir tane yay var Kramix. Bak bakalım ne yayı bu. Bildiğin gibi benim en sevdiğim eşya yay. Ama bir büyüsü var sanki. Sen bence onu öyle atma. Bir büyüye bak bence. Power 255 mi? Güç 255 ne? Bir game moddan çıkar mısın? Güç 255'ten de fazla. Burada gözüken en fazla 255. Bu oyunda gördüğün her şeye ve her şeye tek atıyor. Ender ejderhası dahil. Deneyelim. Ward'una bakalım. Atmıyor. Yalancı. Yalancı. Tam çekmedi. Tam çekmedi. Noise onu. Bak vurdum, öldü şimdi. Hemen bir daha deniyoruz. Tam çektim bu sefer. Bak tek, yok yok, tek yedi. Senin haberin yok. Gıdı 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 gıdı. Üstteki tüylü bir gıdıklama çalışıyor. Ya Ward'ın oyundaki en güçlüsü. Ben Ender ejderhasıydım zaten. Ender ejderhası canı daha az, biliyorsun yani. Doğru, o da doğru. Tamam şimdi. Ve yay demişken burada bir sürü oklar da var. Buradaki oklar birazcık farklı gibi. Ne diyorsun? Harbiden ben bu renkte oklar hiç görmemiştim. Bu zehirliye benziyor ama. O zehirli ok. Burada üretilemeyen iksirli ok yazıyor. Böyle bir şey olduğunu biliyor muydun? Hayır. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? İksirli dediğine göre efekt falan veriyordur belki. Ve burada da bir tane su oku var. Su oku mu? Evet. Su suyunun ağzına mı atıyoruz? Yani aslında suya bandırılmış ok gibi. Yani su efektli bir ok. Şimdi sen bana bu ikisi ne işe yarıyor diyeceksin Kramix. Zeyl okla vurdum kendine. Bakalım evet. Şimdi ne geliyor? Hiçbir şey olmadı. Evet, bu iki ok hiçbir işe yaramıyor. Oyunda böyle oklar var ve bunlar aslında çoğu kişi bilmiyor. Yani suya batırılmış bir ok kalıcı su iksiriyle yapılıyor. Ve bu da sadece komutla alınıyor çünkü zaten üretilemeyen iksiri, adının geçtiği üzere. Madene ok atın. Zaten hiçbir şey olmuyor ki. Boş ver, hadi sıradaki bilgiye geçelim. Burada garip bir şey gözüküyor. Orası bak. Değil, orası değil. Oraya gideceğiz. Dur, sırayla sırayla. Burası da var. Pardon. Şimdi biliyorsun şüpheli güveçler ve herhangi bir güveç oyundaki en can dolduran, en iyi açlık barı dolduran şeylerden birisi Kramix. Ama evet. Bence bu ikisi neden yan yana? Çiçekli yahni mi yapıyoruz? Hayır. Normalde şüpheli güveçler biliyorsun oyundaki her çiçekle yapılabiliyor. Ama bu çiçek çok özel bir çiçek. Bu çiçek gördüğünüz üzere her taraftan da bu arada bunun bir illüzyonu var. Ne tarafına bakarsan bak hep sol taraftaki iki tane yaprağı gözükür. Öyle bir illüzyon da var garip bir şekilde. Bu çiçek aslında çok zehirli bir çiçek Ramlex. Bu kadar güzel gözüktüğüne bakma yani. Hipnoz oldum. Harbiden nereye gidersem gideyim iki yaprak gözüküyor. Evet, bunun böyle bir olayı var. Ve bu gerçekten oyundaki en zehirli güveçlerden birisi. Ben tabii şimdi onu üretmeyelim diye buraya koymuştum. Şimdi bunu yiyorum. Ve bana zehir verdi. Ve açlık barımı da doldurmuyor. Şu an oyun barışçıyla. Ve yani direkt seni zehirliyor. Peki bunu sebebini merak ettimmiş Kramix. Çiçek zehirliymiş işte. Bu çiçek gerçekte de zehirli. Sadece oyunda değil. Umarım gerçekte de denememişlerdir içip. Yani umarım denememişlerdir. Yani aslında oyunda öğrendiğim bir şey, gerçekte de ince çiçeği görürsen mesela ona uzak durma gerektiğini biliyorsun. Yani aslında gerçekten çok güzel değil mi? Harbiden öyleymiş ya. Hem oyunda hem gerçek hayatta öğretiyoruz. Aynen öyle. Şimdi sonrakine geçelim. Burada üçlü mızraklar var. Bu üçlü mızraklarda yıldırım yönlendirmesi ve sadakat var. Şimdi seni birazcık geri alacağım. Hemen. Şimdi buraya yağmur yağdırdım. Ve şuraya geçip survival modunu alabilir misin? Normalde bunu sana atarsam yıldırım gelecek değil mi? Evet. Ve atıyorum ve yani arkadaşlar bu kendi arkadaşlarınız arasında bir şey yapıyorsanız yani bu belki bir gün işinize yarayabilir. Kramix bu arada evet geliyor. Yani arkadaşınızı vurmadan, diyelim ki arkadaşınız saklanıyor orada. Mesela geç onun arkasına. Ben onu vurmadan buraya atıp o da hasar yiyebiliyor. Yani aslında saklanacakları bir yere böyle bir tuzak kurup bu şekilde kullanabiliyorsun. Çok mantıklı değil mi? Mantıklıymış da hile. Hile değil bu arkadaşlar. Çok güzel bir taktik, kesinlikle siz de kullanabilirsiniz. Eminim ki işinize yarar. Şimdi Kramix sen burayı çok merak etmiştin. Evet, at zırhı yapımı gösteriyor. At zırhı evet yapılabiliyordu. Yani eski zamanlarda 6 tane elmas ve 1 eyerle bu elmaslar üretilebiliyordu Kramix. Evet evet, hatırlıyorum sanki ben de ya. Çok eski bir sürüm değildi. Yani eski, biraz eski bir sürüm olabilir. Ben onu bulabilirsem ekrana koyarım. Bir snapshot'ta yapılıyordu bu. Ancak maalesef kaldırıldı. Çünkü neden Kramix? Neden? Çünkü bu zırhlar sadece bulunsun istiyormuş. Yani oyuncuların keşfe çıkılmasına teşvik etmek istiyorlarmış daha doğrusu. Şu an zaten aslında deri zırhlar üretebiliyoruz ama ben bunları da üretmek isterdim açıkçası. Bence böylesi daha iyi ya. Harbiden keşfe çıkmak, teşvik etmek için daha güzel. Ki bu arada çoğu insan hala deri at zırhı yapabileceğini bilmiyor Kramix. Deri at zırhı yapılabiliyor mu? Evet, neyse devam edelim. Oraya yorum yapmayacağım. Burada bir tane saat var Kramix. Neden? Bilmem neden. Çünkü saati görebilmemiz için, ama sadece bu iş için değil. Normal şartlarda saat üretmek biliyorsun. Çoğu kişi uğraşmak istemiyor altında vesaire. Üretim masasında saati bulursan bu saati üretmene gerek kalmıyor. Ki ayrıca envanteri taşımak da biliyorsun çok saçma. Evin içerisinde bu şekilde bir süs de yapabiliyorsun.
Peki gerçekten saati gösteriyor mu? Gösteriyor. Ya şu anda tabii saat oynamıyor. Şu an güneş sabit. O yüzden şu an bu da hareket etmiyor aslında. Aa, hareket etti. Akşama döndü. Şu an direkt olarak akşam olmak üzere. O yüzden burası akşama döndü. Yani böyle bir olayı var ve gördüğün gibi sürekli değişiyor. Oo, güzelmiş. Ben bu kadar iyi çalıştığını bilmiyordum ya. Güzelmiş. Kullanırım ben bunu. Ve çok kişi saati de kullanmıyor. Bence gerçekten de çok güzel bir şey yani. Katılıyorum. Şimdi burada bir şey daha var Climax. Bakalım anlayacak mısın? Burada bir tane havai fişek var. Burada 2 yazıyor. Burada da 10.136 yazıyor. Sence ne demek bu? Burada 2 tane gücünde havai fişek var. Burada da 10 milyon savaş puanı olan havai fişek var. Hayır. Şimdi aslında bu benim bir yazım hatamdan dolayı. Buradaki havai fişeklerin o kadar çok varyasyonu var ki Kramlex. 200'leri 10.136 tane farklı havai fişek var. 200'leri 10.136, hani yaklaşık birkaç yüz katrilyona denk geliyor. Bu kadar aslında çeşit var. İmkansız. Değil. Minecraft'ta maalesef böyle şeyler hiçbir şey imkansız değil. 200'leri 10.136 gerçekten inanılmaz fazla bir sayı arkadaşlar. Yani matematiği iyi olanlar bunu hesaplayabilir mi? Gerçekten bilmiyorum. Ne kadar iyi olursa olsun hesaplamamız gerçekten çok zor. Ama hesaplayan varsa onu aşağıya yazabilirsiniz. Bu arada sen gerçekten kuş olma yoluna gidiyorsun. İyice kanatları doldu, tüyün falan var burada. Evet. Bir tane burada kılıç var. Bir tane kar topu var. Ve Blaze çağırma yumurtası var. Sence bunlarla ne yapacağız? Bunu biliyorum. Şimdi Blaze'i çağıralım. Bu kar topu Blaze'e kılıç kadar vuruyor. Hayır. Şimdi bu kar topunu şöyle 16 tane yapıyorum ve sol elim aldım. Ben elimde bu ganimet büyülü kılıcı tutarken buna kar topu atarsam bu Blaze öldüğünde kaç tane çıktı Blaze? İki tane çıktı. Ganimet 3 büyüsü işe yarıyor Kranix. Normalde biliyorsun en fazla 1 tane çıkıyor ki yarı zaman çoğu zaman da hiç çıkmıyor. Bu şekilde ganimet tuttuğun zaman 2'ye 3'e, hatta 4'e kadar arttırabiliyorsun Blaze'i, topladığın Blaze'i. Ve kılıcın canı da gitmiyor. Bak 4 tane çıktı mesela şu an. Harbiden çok iyiymiş bak bu. Bunu normal Minecraft'ta da kullanabiliriz. Kesinlikle. Ve hepsini kullanabilirsin aslında. Yani kılıç var, kılıcın canı gitmiyor. Diyelim ki bir canı kaldı. İstediğin kadar kartopu topla ve kartopu gerçekten sınırsız. Bu şekilde mükemmel bir şekilde toplayabilirsin Kranix. Harbiden. Mesela bir canı kalsa bu kar topularıyla XP kasıp tamir büyüsüyle beraber kılıcını da yükseltebilirsin. Aynen öyle. Bu gerçekten arkadaşlar kesinlikle işinize yarayacak bir taktik. O yüzden bence bir abone olun ya. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi burada da çok tatlı bu tatlı pandalar var Kramlex. Sence bu pandaların özellikleri neler? Benim gibi çok tembeller. Hiç kalkmıyorlar yerlerinden. Ve doğru aslında, biliyor musun? Az önce söylediğin şey. Bunların geni tembel olarak geçiyor. Yani bir sürü panda çeşidi var ve bunlar tembel olanları. Ve bu tembel olanların aslında çok güzel bir özelliği var Kramlex. Ne yapıyorlar? Minecraft'taki en yavaş canlılar. Kaplumbağadan bile yavaş canlılar. Oo, bir dakika ama. Ben de şu an hareket ettiriyorsun. Bu kadar. Yarıştırsak. Yürüyüşüm bu kadar. Gerçekten panda olduğumu öğrendim. Ben bir kuş değilmişim. Yani aslında bu yürüyüş hızı olarak değil, kat ettikleri mesafe. Yani buradan buraya gitti, bir blok kadar gitti ve bitti. Kaplumbağalar aslında sürekli hareket halinde olabiliyorlar. Ve yani bir bloktan fazla öteye genellikle gitmeyi tercih dahi etmiyorlar. Yorulmuşlardır şimdi ya. Birazcık şunlardan yesinler. Niye yemiyor ha? Bu arada bunlar sadece bunları değil, bunlar ayrıca kek de yiyor, biliyorsunuz belki. Hayır, hayır, kek vermeyin hayvanları. Ki bu arada bunlarla alakalı bir şey daha var maalesef Kranix, onu görmek ister misin? Olur. Şimdi bundan bir tane bambu çıktı değil mi? Evet. Bu hayvanlar aslında stok yapıyorlar ve at onu yere. Normal şartlarda onu öldürdüğünde diğer pandalar acımasız bir şekilde o bambuyu onlardan alabilip yiyebiliyorlar. Hiç yumurtamadan. Galiba diğer panda öldürdüğüm için birazcık sinirlendi. Ne diyorsun? Şimdi burada iki tane kedi var Kramlex. Sence bunlarla ilgili özel ne olabilir? Beni yemiyorlar. En iyi özellikleri bu. Evet. Ama bu kedilerin fark edeceğiniz için ikisi de aynı. Sence neden ikisi de aynı? Olabilir yani bu. Neden olmasın ki? Bu kediler aslında gerçek hayatta da var olan bir kedi aslında. Biliyor musun bunu? Taksido. Hatta bunların adı taksido kedi. Siyah beyaz. Cinsleri değil. Bu kediler aslında, yani yeşil gözlü, tam böyle tüylerin beyaz olduğu yerlere dikkat et. Şu an zaten arkadaşlarımız ekranda görüyorlar. Bu aslında oyunun yapımcısı olan Jeb'in kedisinin oyuna gelmiş modellemesi. Yani bunlar aslında Jeb'in kedisi. Adam kedisini ünlü yapmış ya. Böyle bir şey mi olabilir? Yani aslında sonsuza kadar bu kedi oyunda kalacak. Aslında Jeb kendi kedisini yani ölümsüz yaptı diyebiliriz. Bir dakikanızı rica ediyorum lütfen. Galiba senin kedi yok galiba Kranix, ne diyorsun? Yok ya, hiçbiri benzemiyor benim kedime ya. Haksızlık mı? Ben de kedimi oyunda istiyorum. O zaman senin de bir geliştirmeci olman gerekiyordu Kranix. Yanlış dal seçmişsin. Bu arada yurt dışında bir tane YouTuber'ın da bu arada kedisi oyuna eklenecek sonraki sürümlerde. 2 milyon abonesi var, haberin olsun. Ama arkadaşlar abone olun, abone. Belki abonemiz artarsa bizim de kedilerimiz oyuna eklerler. Umarım, umarım. Şimdi Kranix, burada gördüğünüz üzere inekler var. Tabii bu ineklerin bir yavruların olması gerekiyor. Ve burada da kılıçlar var. Sence bunlarla alakalı nasıl bir bilgi var?
Kılıçları alıyoruz abi. Giriyoruz buraya. Kurban bayramı. Hayır. Yani aslında fark ettiğin üzere yavru inekler büyük inekleri takip ediyor değil mi? Mesela bu inek bu buna bağlı. Bu inek ona bağlı. Sen onu diğer ineği öldürdün galiba. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ben diyelim ki anne ineği öldürdüm. Ve yavru inek hiç umursamadan farklı bir anneyi kendine seçiyor. Maalesef buna yazılmış kodlar var Minecraft içerisinde. Buzağları öldürdü. Neden? Anneleri öldükten sonra umursamıyorlar. Ama anne yine kaçtı şu an, haberin olsun. Tamam Kral. Şimdi burada da çok tatlı mı tatlı keçiler var ve burada da kovalar var. Sence bunlarla alakalı ne var? Boynuzlarını kovayla alıyorduk sanırım. Hayır. Yani biliyorsun normalde herkes bunları sütlerin alındığını bilir. Ancak buradaki keçilerin de sütleri alınabiliyor. Bir dakika, ne? Keçi sütü mü? O! Yani böyle şeyler de var aslında Minecraft'ta, çok kişi bilmese de. İçip tekrar istediğin kadar alabilirsin. Keçi sütü var arkadaşlar. İlk kez ben mi görüyorum ya bunu? Yüksek ihtimalle ilk kez sen görmüyorsundur. Çünkü çok kişi bilmiyor bunu. Yani sen... Sanırım sütünü sağladık diye sinirlendim. Olabilir. Çok korktum. Ben buraya çıkıyorum. Bir anda evet, bu arada öyle kafa atma alışkanlıkları da var maalesef. Siz yine de ne olur ne olmaz onlara saldırmayın. Çünkü alışkanlıklar arkadaşlar. Gerçek hayatta da böyleler. Burada bir Enderman var ve burada bir tane yay, bir tane de zehirli orman. Enderman kaçtı. Şunu bir kopyalayayım. Bak, abone ol isimdeki Enderman de seni kovuluyor. Yani niye böyle bir şey yaptın? Tamam, neyse sıkıntı yok. Şimdi normal şartlarda bunları bir okla vuramıyorsun değil mi Kramrix? Evet, okla vurduğumuzda ışınlanıyorlar. Bunun çok güzel bir çözümü var ama aslında bu Bedrock'ta, Java'da değil. Eğer okla vuramasan bile aslında onların okundaki zehri onları enjekte edebiliyorsun. Tabi bu Bedrock'ta geçerli dediğim gibi. Bedrock oyuncuları için bu güzel bir özellik. Ya onları okla vuramasan da onları zehirlemen çok mantıklı. Gerçekten çok mantıklı. Güzel özellikmiş ya. Bedrock'ta fena özellikler yok. Peki sizce Java mı daha iyi, Bedrock mı daha iyi arkadaşlar? Yorumları yazsanıza, merak ettim. Arkadaşlar ben sizi bilmem ama ben Java'cıyım arkadaş. Bedrock da fena değil şimdi. Bu arada burada devam edelim. Buradan devam edelim. Burayı unutmuşuz. Kralis var. Hiç hatırlatmıyorsun. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir tane ineğimiz kaçmış buraya gelmiş. Burada evet. Önce nasıl bir sistem var Kralis? İneği vagona oturtamayacağımız için önce ineği tekneye oturtuyoruz. Tekneyi vagona bindiriyoruz. Evet, ve ekstradan sen de binebiliyorsun. Ve burada herhangi bir raya ihtiyaç duymadan direkt kendin gidebiliyorsun. Yani bak, ben şu an S'ye basıyorum, geri gitti. W'ye basıyorum, kök çekiyorum ileriye doğru. Ve normal şartlarda gayet de hızlı bir sistem aslında bu yani. Harbi iyiymiş ya. Hiçbir şekilde redstone'lu o hızlandırıcılara ihtiyacın olmadan bunları kullanabilirsin. Ve bunları aslında köylü taşıması için de kullanabilirsin Kramrix. Güzelmiş bayağı, atla gidelim hadi. Haydi, sonraki bilgiye doğru götür bizi. Ve sol tarafta da tekneler var. Bizi sol tarafa yanaştır bakalım. Burada çok güzel tekneler var. Bu teknelerin gerçekten çok güzel özellikleri var Kramrix. Ne olduğunu merak ediyor musun? Evet, bu son öğrendiğim bilgiden sonra merak ediyorum. Ne yapacağız? Şimdi ileriye doğru git bakalım. Sol doğru. Tamam. Ben ermiş kuşum. Bay bay. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ne oluyor? Abi uçan arabayı icat etmeden oyuna getirdiler. Bu tekne yer çekiminden hiçbir şekilde etkilenmiyor ve lavda da yanmıyor Kramrix. Yani aslında lava temas etmediği için bu şekilde. Yani lavın içerisinde ise tabii ki de yanıyor ama lavın üstünde bu şekilde gidebiliyorsun. Yanlıyorum şu anda. Ve gerçekten inanılmaz eğlenceli. Kesinlikle arkadaşlar denemesi gerekiyor bunu. Bu komutu arkadaşlar açıklamaya bırakıyorum. Açıklamadan alırsınız komutu. Kesinlikle işinize yarayacak bir komutta. Gerçekten inanılmaz eğlenceli. Şimdi burada iki tane sandık var. Bak bakalım aralarındaki farkı anlayabilecek misin Kramrix? Bakın. Bu meşe odunundan, bu huş odunundan. Bir dakika, onu nasıl anladın ya? İşimizi iyi yapıyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Fark edeceğin üzere aslında bu arkadaşlar fark etmiştir. Bu tuzaklı sandık. Bu normal bir sandık. Ama bunu ayırt etmenin daha kolay bir yolu var. Yanlarına bir tane kızıl taş koyarsan Kramrix direkt olarak tuzaklıya bağlanıyor ve tuzaksıza hiçbir şekilde bağlanmıyor. Anladım. Mantıklıymış. Artık bana troll yapamazsın yani. Evet, bunu keşke söylemeseydim. Ama bu şekilde çok kolay bir şekilde de çözebilirsin. En azından seni benden başkası trollerse onları ayıkabilirsin Kramrix. Aynen öyle. Şimdi burada da -%10 yazıyor Kramrix. Ne olduğunu anladın mı? Banka ekstra. Şimdi burada su var. Suyun içerisine girdiğinde fark edeceğin üzere çok minik bir yaklaşıyor ekrana doğru. Arkadaşlar böyle ekranların köşelerine bakınca belki anlayabilirler. Hani çok hafif bir değişme var. Bunun sebebini merak edecek olursan bu gerçek hayat ile bağlantılı Kramrix. Özellikle eski sürümlerde bu daha belirgindi ayrıca. Eğer sen suya girdiğinde ışık yansımasından dolayı biraz ekranın yaklaşıyor. Yani povun azalıyor. Mesela bak, ben şu an en soldaki çiçeği direkt olarak net bir şekilde görebiliyorum. Ve şu an göremiyorum o çiçeği aslında. Arkadaşlarımız şu an görüyor. Çiçek neredeyse kadrajdan tamamen çıkıyor. Hatta şöyle yaparsam kadrajdan çıkacak yani. Anladın mı Kramrix? Çünkü tuttum.
Anladım ve bu da gerçek hayatla ilgili bir bilgiymiş. Böyle oyuna entegre etmeleri çok güzel. Evet, yani tamamen bu suyun içindeki ışığın kırılması aslında. Yani bunu bile düşünmeleri gerçekten çok mükemmel bir şey. Şimdi burada da bir tane olta var Kremlex. Ve burada da çok kötü bir çukur var. Burada balık tutarsan sence en çok hangi, ne gelir sence sudan? Da? Hayır. Şöyle iki seçeneğin var Kremlex. Burası göreceğiniz üzere bir sığ bir su. Buradan balık tutarsan eğer çok yüksek ihtimalle buradan balık çıkacak. Sana geldi mesela. Pufferfish geldi. Çok güzel. Afiyet olsun. Ve bunun bir varyasyonu daha var. Sadece burnuna da kalmıyor. Gel şimdi. Birazcık parkurdan çıkacağız. Eğer böyle daha derin sularda balık tutarsan Kremlex, burada da farklı farklı mesela denizin kalbi, büyülü kılıç, büyülü eşyaların çıkma olasılığı daha yüksek oluyor. He, anladım. Açık denizlerde daha fazla item olduğu için item tutma ihtimalimiz de artıyor. Balık geldi. Van da pufferfish çıktı. Pufferfish. Yani aslında açık denizlerde değil, daha derin sularda daha önemli bu durum. Yani suyun derin olması gerekiyor olabildiğince ve yapay olmaması gerekiyor. Ama sen herhangi bir yere bir kendin bir deniz ayarlayıp bir havuz ayarlayıp orada balık tutabiliyorsun. Çok saçma garip bir şekilde bir olay var yani onun. Evet, ama bu yeni sürümlerde gelmişti sanırım. Aynen öyle, bu yeni sürümlerde yapılıyor ve bir tane daha balık geliyor mesela, ne gelecek? Normal balık geldi ama en azından ihtimal artıyor. Sen öyle düşün. Tamamdır. Eğer tutacak olursam gelip açık denizlerde tutacağım. Aynen öyle. Şimdi sonrakine geçelim hemen. Burada bir tane komut bloğu var. Bunun için hayatta kalma moduna geçmemiz gerekiyor. Şimdi. Evet, sen denedin. Ve benim kalbim şu anda arttı. Aşağıda arkadaşlarımız şu an görüyor. Hemen oyunu da barışçıl alıyorum. Ve arkadaşlar aslında çok basit bir komutla, gerçekten çok basit bir komutla buradaki kalbinizi arttırabiliyorsunuz ve komutu şu an görüyorsunuz zaten. Bunu mesela 50 değil de 150 yapıyorum ve bunu çalıştırıyorum. Ve aşağıdaki kalp oranım 150'ye çıktı şu anda Kremlex. Mesela sen şu an kaç yaptın? 1. O 1'i galiba 11 olarak anladı. Çok garip bir kalbi geldi şu anda. Neden böyle çalıştı hiç fikrim yok. Yani böyle böyle aslında kendi kalbinizle ve ayrı oynayabiliyorsunuz. 10 yapalım ve şu an kalplerim gitmesi gerekiyor. Kalplerim gittikten sonra aslında normale dönecek. Sen 0-1 mi yapmak istiyorsun mesela? Evet. Ve şu anda yarım kalbim var arkadaşlar. Tabii 0-1 çok mümkün değil. Tabii onlar modda oluyor. Şu an yarım kalbim var ve daha fazla artmıyor. Tamamen burada çıkan komut sayesinde. Yani bunu arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Burada en yakın oyuncu. Yani ben mesela buraya Kremlex yazıp Kremlex'in kalbini de direkt sadece yarım kalbe düşürebilirim. Yapma. Çoktan yaptım. Ve hayır, arkadaşlar burada attribute komutu arkadaşlar, tamam öyle. Bu attribute komutu da çok daha fazla komut var. Burada gerçekten göreceksiniz. Zırh kalınlığı, zırhınızı ayarlayabiliyorsunuz. Saldırı hasarınızı, saldırı geri fırlatmanızı, saldırı hızınızı, çok daha fazla şey var. Bunun denemesini size bırakıyorum. Kesinlikle gerçekten eğlenceli şeyler var. Onları denersiniz. Kravix sonraki bilgiye geçmiş bile. Kravix fark edeceğin üzere buradaki raylar uçuyor. Aslında uçmuyorlar. Altında şey var. Tuzak kapısı. Evet ama bak mesela bunların içerisinden geçebiliyorsun. Ve tabii ki bunlar tek bir tanesi kırılınca hepsi kırılacak. Yani aslında bunlar uçuyor diyeyim ben sana. Yani normal şartlarda bunu yapmak imkansız. Sadece tuzak kapılarıyla oluyor. Peki bunu arkadaşlarımız nasıl kullanacak sence? Altından gizli geçit yapabilirler. Hayır. Aslında o da mantıklıymış, doğru. Benim aklımdaki o değildi en azından. Diyelim ki sadece dar bir tünelde gidiyorsun. Bir sistem yaptın. Sistem geçtiği zaman çalışacak. Buradaki tuzak kapılarını açacak. Ve seni vagonu aşağı atacak. Ve aşağıda da bir sürü lav olabilir. Çünkü bunları dediğim gibi içinden düşme olasılığın çok yüksek. Yani o korku anında bir de tak diye düşebilirsin direkt aşağıya. Çok güzel bir sistem aslında. Hatta bunları yanlamasını yaparsan daha da mantıklı olur. Düzlemesine olunca biraz daha sıkıntı oluyor. Ne yapıyorsun? Yapamadım. Sağ olsun, canın sağ olsun Kremlex. Ve burada da yine güzel bir senin için bilmece var Kremlex. Yay ok %25. Evet. %25 ihtimalle bir şey mi oluyor? Eğer şuradan aldığın bir oku tam anlamıyla çekip sonuna kadar çekip fırlatıp vurursan %25 ihtimalle kritik vuruş yapıyorsun Kremlex. %25 ihtimal bayağı fazlaymış ya. Ya 4 oktan 1'e %100 kritik vuruyor yani. Ve kritik de 2 katı fazla hasar atıyor Kremlex. Yani biliyorum, gerçekten ok. Gerçekten mükemmel yani. Mesela sen çıksana. Hayır. Tek atacağımı düşünmemiştim. Ve neredeyse bitti ama bir tane bilgi unutmuşuz Kremlex. Ben de bunu merak ediyordum biliyor musun? Şu çitlerin oradan çıktık. Biz burayı niye yapmadık diye düşünüp duruyordum. Hadi patlat beni. Onun yerine şöyle gel Kremlex. Çünkü bu bilgi biraz daha farklı. Biliyorsun normalde diyelim ki bir tane TNT koydu arkadaşı senin evine. Ve senin elinde su yok. Ama şanslı bir örs var. Yani bunu yakıp üstüne örs atarsan suyla olan aynı efekti görecek. Ve çevredeki en azından şunları patlatsa da, yani eşyalar çevrelerini, blokları kesinlikle patlatmıyor. Çünkü örsün gücünü kaldıramıyor TNT. Aa, çok iyiymiş ya, ben bunu kullanırım bak. Harbiden iyi bilgiler verdin bugün bana. Mesela TNT'yi koyduk şimdi. Örsüm yok. Örs koy. Bu koydun ve çevredeki hiçbir blok zarar almıyor Kremlex. O zaman bir de şöyle bakalım. Şuraya örs koy. Koydum.
Ama şu an parkuru neden patlattın benim? Özgürlüğüne koştu inek. Evet. Ve bir dakika, buradaki kedileri sen mi öldürdün? Hayır ya, ben niye, ben kedi düşmanı değilim abi. Kuşum diye şu an suçları bana atmaya çalışıyorsun. Hiç böyle bir şey yapmam ben, biliyorsun. Benim parkurumu yani... da patlattın. Benim parkurumu da patlattın zaten. Hadi hepsini Earthquake. Hadi Earthquake hepsini. Arkadaşlar, o zaman buraya kadar izleyen herkes, ki aşağıdan kanal abone olursak gerçekten çok güzel olur. Videoyu beğenip bildirimleri açarsanız daha da harika olur. Ayrıca ekrandaki videolardan birisine tıklayabilirsiniz. YouTube seveceğinizi düşünüyor. Ayrıca Opera GX'e bu video sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.